Başladılar söylemeye. Hocam ben bir ilahi söyleyebilir miyim? Aman çeşme canım çeşme filan böyle. Herkes bildiği, öğrendiği ilahileri o küçücük çocuklar böyle güzel güzel söylediler. Ama en çok beni şu hayrete düşürdü. O günlerde her sınıfta birkaç kişi ey rahmeti bol padişah söyleyebilir miyim? Fakat ilk söyleyen, ilk okuyan aa dedim bu bestesi de mi varmış diye uşak bir beste. Hocam bugünlerde bu çok meşhur. Siz nasıl bunu duymamış olabilirsiniz? Gerçekten çok hoşuma gitti. O günlerde Mustafa Özcan mıydı? Genç bir sanatçı kardeşimiz. O işte ey rahmeti bol padişah cürmüm ile böyle. Evet. Radyolarda filan çok meşhur olmuş. Evet, Mustafa Özcan Güneş'te hep bunu söylüyorlar çocuklar. Evet. Ben ey rahmeti bol padişah söyleyebilir miyim dediklerinde bunu tabii hiç duymamışım. İlk aklıma gelen bizim yıllardan beri küçüklüğümüzden beri bildiğimiz bu Hicaz besteyi söyleyecekler diye beklerken o da çok güzelmiş. Neyse 3 yıl geçti. Bu çocuklar bu öğrenciler artık büyüdüler. Genç oluyorlar. Mezun olacaklar 8. sınıfta. 3 kızım vardı. Hiç ayrılmazlardı birbirlerinden. Hocam hep arkadaşlar söylüyorlar. Bu son dersimizde biz de bir ilahi söyleyebilir miyiz dediler. Siz de söyleyin. Funda var, hocam, Merve kendim var. Funda ve Merve diyelim. Funda ve arkadaşları evet. Kusura bakmasınlar. De Esra'ydı galiba. Hocam. Evet. Biz de söyleyebilirim. Söyleyin ne söyleyeceksiniz? Ey rahmeti bol padişah. O kadar çok söylendi ki gına geldi artık. İyi dedim siz de kusur kalmayın siz de söyleyin bari dedim. Bunlar bir başladılar. Şimdi söyleyeceğimiz besteyi. Aa dedim siz bunu nereden biliyorsunuz? Hocam şimdi o çok bilinen beste var ya. Bize hocamız farklı bir şey öğretti. İşte bunu öğretti. Biz de farklı olsun diye bunu söyleyelim dedik. Aferin dedim ya. Bak bu da böyle bir anısı var burada. Diyorsunuz hocam. Böyle aklıma geldi pekala. Şimdi. Evet hocam dinliyoruz, çalıyoruz, dinliyoruz. Ben size sadece çalmakla eşlik edeceğim. Tamam. Evet söylemesi sizden hocam. Başka eserlerde.